Türkiye Savaş'a girmedi ve Türkiye Savaş'a girmiyor. Şu anki yaşananlara bakarak çok net bir şekilde bu ifade edilebilir. Maalesef çok farklı mecralarda, farklı noktalarda hani uzmanların, medya çevrelerin ısrarla kullandığı kavramlardan biri haline geldi bu savaş kelimesi. Fakat Türkiye bir savaşta değil. Savaşın olabilmesi için biliyorsunuz bunun bir en azından bir mevzuat, bir usul durumu vardır. Bir ilanın yapılması lazım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sadece yaşanan, son birkaç gündür yaşanan şeyler, gelişmeler, angajman kuralları çerçevesinde Türkiye'ye yönelik yapılan bir saldırıya karşılık verilme durumudur. Bir konumlanmadır. Aslında bir savunma güvenliğini sağlama çabasıdır. Dolayısıyla kesinlikle bir savaş söz konusu değil. Onun adını doğru koymak lazım. Hani güvenlik çalışmaları ile uğraşanlar bilirler ki devletlerin çok farklı şekillerde, farklı angajmanlarla şiddet içeren farklı yöntemleri kullandıklarını ve farklı çatışma durumlarının olduğunu, savaş bunun en ileri düzeyidir. Daha da önemlisi, savaşın olabilmesi için daha çok hani iç savaş var ve uluslararası savaş var. İç savaş bir devletin içerisinde farklı siyasal aktörlerin birbirleriyle yürüttüğü savaştır. Bugün Suriye'de olanlar öyledir. Yemen'de, Libya'da yaşanan iç savaştır. Bir de uluslararası savaş var ve bu da teknik olarak iki devlet, iki ulus devlet arasında yaşanan bir şiddet durumudur. Bu ikisi de değil Türkiye'nin şu anda karşı karşıya kaldığı durum. Dolayısıyla bunu sadece sınırdan, sınırın öte tarafından güvenlik birimlerine yapılan bir saldırıya karşı karşılık verme. O da dediğim gibi uluslararası hukukun belirlediği bir angajman kuralları var. Yani uluslararası hukukun devletlere verdiği bir yetki durumu söz konusu. Türkiye'de Suriye'de devam eden iç savaş sırasında bunu farklı şekillerde yeniden tanımlamak durumunda kaldı. Yani her zaman şiddete karşılık vermeyebilir bir devlet. Ama Türkiye'nin özellikle uçağının düşürülmesinden sonra 2 yıl önceydi herhalde, 2013'te aklımda kaldığı kadarıyla, ondan sonra angajman kurallarını değiştirdi. Bundan sonra Suriye tarafından ve kim tarafından olduğu önemsenmeden herhangi bir aktör tarafından Türkiye'ye yöneltilecek herhangi bir saldırıya misliyle mukabelede bulunacağı söylendi. Ki zaten Türkiye tarafından oraya yönlendirilen, yani saldırı mekanına yönlendirilen araçlar da dikkate alındığında bunun hani bir topyekun savaş olmadığı, sadece birkaç top, hatta ilk aşamada 4 tank gönderilmişti. İşte birkaç obüs yönlendirilmişti. Küçük bir birlik yönlendirilmişti. Yani bunu savaş olarak nitelendirmek şu aşamada pek mümkün değil. Deniz Hocam.